Today's a journey through aesthetic realms will be presented in Turkish, with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Turkish. Merhaba coşku dolu izleyicilerimiz. Supreme Master Televizyonu'nda Estetik Diyarlarda bir yolculuk programına hoş geldiniz. Güzel ada ülkesi Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in göz kamaştıran mücevheridir. İnsanı ferahlatan havası ve güzelliğinin yanı sıra ada, zengin bir tarih ve kültür mirasına sahiptir. Bugün başkent Lefkoşa'da kurulu bulunan Hasar Halk Sanatları Vakfi röportajımızla köklü ve saygın bir geçmişe sahip geleneksel Kıbrıs Türk halk oyunları bir nebze daha yakından tanıyacağız. Önce bu canlı ve enerjik grubun üyelerini tanıyalım. Adım Çisel Zekai. Yani 1993 senesinden beridir Haster'de halk sanatlarıyla uğraşmaktayım. Folklor dansının yanı sıra çeşitli yöresel müziklerimiz, danslarımız ve çeşitli gençlere yönelik aktivitelerle derneğimize faaliyet göstermekteyim. Merhaba, ben Hasan Abuhorlu. Haster'de 28 senedir görev yapıyorum. Çocuklar ekibiyle başladım, halk dansları oyuncusu olarak. Müzisyen olarak şu anda görev yapıyorum. Aynı zamanda Haster'de yönetim kurulu üyesiyim. Benim kendi işim, ben inşaat mühendisiyim. İsmim Handan Nebih. Ben oyuncu olarak başladım. Yönetim kurulunda görev yaptım. Bir 15 yıldır belki de eğitmenlik yapıyorum. Benim ismim Eren Raman. Ben Ankara Konservatuarı mezunuyum. Flüt çalıyorum. Burada Devlet Senfoni Orkestrası'nın elemanıyım ve Doğu Akdeniz Müzik Bölümünde görev yapmaktayım. Merhaba, ben Pembe Gürtekin. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldum. Keman eğitimi aldım orada. Handan Hanım, halk oyunları topluluğunuzu nasıl kurduğunuzu biraz anlatır mısınız? Haster'in çocuk ekibi var. Küçükler var, bir orta grubumuz var, lise grubumuz var ve büyük grubu. 5 grubumuz vardır. Köklerini dini ayinlerden alan improvisasyona dağlı Kıbrıs Türk halk dansları halkın yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve insanların bir araya geldiği tüm ortamlarda oynanır. Haster bu değerli folklor varlığını korumak ve zenginleştirmek için sistematik araştırmalar yürütmektedir. 1981 yılında bir grup arkadaşla böyle bir boşluğu hissettik biz folklor konusunda, halk bilimi konusunda ve birleşip bu şeye başladık, oyunlara başladık. Aktif olarak yönetim kurulunda bulundum. Oyunları derlemelerde köylere gittik. Yaşlı insanlarımızın nasıl oynadıklarına baktık. Çünkü elimizde herhangi bir döküman yoktu. Nasıl oyunlar var, neler oynar eskilerimiz, yaşlılarımız. Bunların araştırmalarını yaptı Haster uzun bir süre. Bunları biz derledik ve bu oyunları çoğalttık. Kıbrıs halk oyunlarında erkekler güçlerini ve becerilerini sergilerler. Dansçılar müziğin ritmine uygun olarak keskin ve yüksek bir sesle parmak şıklatırlar. Kadınların oyunları ise kadının inceliğini ve zarifetini yansıtır. Kıbrıs'ın karakteristik halk dansları bu.
erkeklerdir daha fazla hareketli oynayan. Bayanlar hatta daha yavaş, daha ağır oynamaları gerekir ama sahneye uyarlarken işte onu birazcık hareketlendiriyoruz biz. Genelde erkeklerindir yoğun oyunları, hareketli oynadıkları, ayak vurmalar, dönüşler, işte ellerin çırpılması falan. Bu danslar köylerimizde, Kıbrıslılar tarafından çeşitli kutlamalarda dans ediliyordu. Düğünler olsun, nişan törenleri olsun, kınalar olsun. Oyunlarımız karşılamalar, çifte telli, kozan, zeybekler ve dramatize oyunlar olarak ayrılmaktadır. Klasik Kıbrıs halk oyunlarından birkaç örnek izleyelim. Orak oyunu çeşitli ve sefirlerle sergilenen ve erkeklere özgü bir oyundur. Oyun erkeklerin ekini ne kadar hızlı hasettiğini yansıtır. Orağı gördüğünüz oyunda köylülerimizin eskiden orak buğday ve arpa biçiminde kullandıkları bir alettir. Bunu tabii dramatize olarak sahneye uyguluyoruz biz. İşte çocuklar kendi becerileriyle orakları çevirerek o havayı yaratıyorlar. Karşılama ise çeşitli bölümleri olan bir oyunlar bütünüdür. Karşılama erkek veya kadın çiftler tarafından oynanır. En son kısımda sirt ödenilen kısım yer alır. Burada herkes oyuna katılmaya çağrılır. Karşılamalar köy meydanlarında yaşlılarımızın, insanlarımızın karşı karşıya birbirlerine gösteri yaparcasına oynadıkları karşılıklı oyunlardır. Erkek karşılamaları, kadın karşılamaları diye ikiye ayrılır bunlar. Düğünlerde yalnızca gelin ve damadın yer aldığı bir oyun vardır. Eşler birbirlerine özel bir nesneyi karşılıklı olarak verirler. Çifte teller işte düğünlerimizde oynanan neşeli bir oyunumuz. Kozan dediğimiz oyun testiyle oynanır. Gelin karşılama havasıdır. Yani düğünlerde gelinlerimizi karşılama ve yollatma havasıdır. Testinin içerisine şeker, para konur, kırmızı bir örtüyle örtülür ve testi en son gelin tarafından kırılır. İçindeki şeker ve para yeni evlenen çiftimizin mutluluğu, para maddiyatının rahat olması, yani iyi para kazanmaları, şeker de yaşamlarının tatlı olması. Kırılan testinin parçaları da bol çocuk ve bol mutluluk getirmesi manasına gelir. Köklerini günlük yaşamdan alan halk oyunlarında kıyafetler rahat ve rengarenktir. Çeşitli kostümlerimiz var. Bu kostüme cepken diyoruz biz. Dört parçadan oluşuyor. Pantolon, don dediğimiz, üstüne gömlek giyiyoruz uzun. Onun üzerine cepkenimiz, üç eteğimiz, kuşağımız, yemenimiz, beşi birliğimiz ve gene lira şeklindeki küpelerimiz. Bu kıyafetlerin daha çeşitlileri de vardır. Bu tarz süslü çeşitleri daha çok düğünlerde giyiliyordu. Daha düz, daha basit olanlar var. Onlar günlük hayatta da kullanılıyordu. Şu anda kullanılmıyor bunların birçoğu. Daha basit olanları köylerde yaşlılarımız tarafından halen daha giyiliyor. Yemeni kullanılıyor yaşlı nenelerimiz tarafından köylerde yine. Şimdi de geleneksel Kıbrıs oyunlarında kullanılan çalgıları biraz daha yakından tanıyalım. Çaldığımız müzik işte Kıbrıs'a özgü, Kıbrıs veya Kıbrıs Türklerinin oyunlarda kullandığı geleneksel Kıbrıs müziğidir. Geleneksel Kıbrıs müziğinde Türklerin kullandığı enstrümanlar işte ud vardır,
darbuka vardır, ritmi veren vardır. Esas enstrüman kemandır. Keman hem Rumlarda hem işte Türklerde hem Kıbrıslı Rumlarda ortak olarak kullanılan ve esas solo enstrüman olan. Bu enstrümanın ismi ud. Enstrümanın orijini Araplardan gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu aracılığıyla işte Kıbrıs'a geldiğine inanılmaktadır. Ritim enstrüman olarak Türkler darbukayı kullanıyor. Bunların hepsi geleneksel Kıbrıs enstrümanlarıdır. Çok güzel kombinasyon içinde bir araya getiren çalgılar Kıbrıs halk oyunlarına coşku ve canlılık katan kıvrak ve hayat dolu bir müzik oluştururlar. Biz bütün çaldığımız eserlerin notalarını hep yazdık. Kendi düşüncelerimize göre yorumladık. Ve en belirgin farkı düşünüyorum grubumuzun. Soloların çok net olarak duyulmasıdır. Soluksuz çalıyoruz partisyonlarımızı. Çok es yoktur, ara yoktur. Kıbrıs müziği öyle. Keman, darbuka, akordeon bunlar canlı aletler. Bu yüzden de bir de çok neşeli canlı müzikleri seviyor halkımız. Darbuka duyarkenden hemen başlıyorlar oynamaya. Canlı bir müziğimiz vardır, canlı insanlarımız vardır. Havamız sıcak olmasına rağmen bu tip müziği duyarkenden insanlarımız cıvıl cıvıldırlar. Kıbrıs müziklerini, kendi kültürümüzün müziklerini çalmak bize ayrı bir heyecan veriyor. Kesinlikle kendimizi çok mutlu hissederiz böyle müzikleri yaptığımız için. Hassal halk oyunları topluluğu yıllardır bu neşeli ruhu dünyanın pek çok yerinde tanıtmaktadır. Yaptıkları gösterilerle kendilerine çeşitli ödüller de kazandırmıştır. Biz dansları çeşitli festivallerde, çeşitli yarışmalarda, çeşitli kutlamalarda gerek Kıbrıs halkı olsun gerekse yurt dışından çeşitli kitleler, gençlerle olsun onlarla paylaşıyoruz. Her sene Avrupa ülkesi veya Türkiye'ye festival için gidiyoruz biz. Mesela bu sene Makedonya'ya gittik. Böylece kültürümüzü Avrupa'da, Türkiye'de gösterebilme şansımız oluyor. Yurt dışında yaptığımız konserlerde kendi müziklerimizi hem klasik anlamda, resital anlamında hem de folklorik anlamda çaldığımız zaman insanlar kesinlikle çok etkileniyor. Bizlerin en büyük ödülü Antalya'da uluslararası bir festivalde 1988 yılında birincilik ödülü aldık. Çok güzel bir festivaldi ve çok zor bir festivaldi ama birinciliği aldık. Fransa'da yine Dijon'da üçüncülük alan aldık hastır olarak. Ama ödüllerden de önemlisi hastal halk oyunları topluluğu üyelerin turnelerle çıkarak kültürlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşamalarıdır. Kıbrıs'ın geleneksel kültürü zengindir ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Danslar olarak, müzik olarak monoton değildir, canlıdırlar ve Kıbrıs'a özgü bir müziktirler. Genel itibariyle Akdeniz insanının o canlılığını içerisinde taşımaktadır ve bütün dünyaya bu kültürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Kültürümüzü başkalarıyla paylaşmak da beni çok mutlu ediyor. Biz bu müzikleri yaptığımız zaman ve buradaki arkadaşlarımızla bunları paylaştığımız zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz, çok keyif alıyoruz. Her çalışmada yeni arkadaşlar tanıyoruz, yurt dışlarında özellikle yeni kültürler paylaşıyoruz. Dolayısıyla onların kültürlerini öğreniyoruz. Yeni kültürlerden insanlar arkadaşlarımız oluyor. Onlarla haberleşme fırsatları buluyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi kültürümüzü tanıtma şansı yakalıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Hasar için barış temellerin kalbinde yer alan bir topluluk olmaksa paha biçilmez bir motivasyon kaynağıdır. Tüm dünya keşke gelse bize birlikte oynasak. Tüm dünyada keşke barış olsa, herkes dans
yapsa, şarkı söylese, dans, müzik insanların en güzel yaşadıkları zamandır. Hastal Halk Sanatları Vakfı üyelerine bizimle paylaştıkları bu coşku dolu Kıbrıs halk oyunları için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zarif dansınızın ve hayat dolu müziğinizin kıymetli dünyamızın her köşesine barış ve kardeşlik mesajını Tanrı'dan gelen bolluk ve bereketi taşımasını dileriz. Güzel izleyicilerimiz, bugün Supreme Master Televizyonu'nda Estetik Diyarlar'da Bir Yolculuk programında bizimle olduğunuz için teşekkürler. Birazdan önemli haberler ve hemen ardından vejetaryenlik, asilli bir yaşam ekrana gelecek. Sizlere sonsuz huzur ve esenlikler dileriz. Delightful viewers, thank you for being with us today on Supreme Master Television's A Journey Through Aesthetic Realms. Up next is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. Wishing you everlasting inner tranquility and joy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.